öyle bir anlatmalıyız ki ilkokuldan itibaren buraların sadece dua edilen ulvi yerler olmanın veya ecdadımızın veya babamızın, dedemizin mezarlarını bir hisle, duyguyla anmanın ötesinde bunların bizim bu ülkenin, bu toprakların geleceği olduğunu belirten bir yapıda düşünmelerini sağlamaktır. Anadolu'da Türklerin gelişi, yaşayışı, biraz uzattım mı kusura bakmayın ama 1071 değil, 1056 değil. Ondan çok öncesine kadar, milattan öncesine bizim tespitlerimiz tarih kurumu olarak milattan önce 5000 yıllarına dayanıyor. Ve ilginç olan şey kurganların yer alması. Kurgan Türk mezarları biliyorsunuz. Şimdi Van 100. Yıl Üniversitesi'nde Aynur Özfırat diye bir doçent o zaman, şimdi profesör zannediyorum ama Hatay'da mıdır tam bilemiyorum. Bir arkadaşımız var. Doğu Anadolu'daki mezar yerlerinin tespitini, projesini vermiştir. Kaç kurgan yeri tespit etti biliyor musunuz Doğu Anadolu'da? 1000. 1000 kurgan yeri tespit etti. Ama kazamadık. Çünkü görevden alınmıştım. Ondan sonra kazamadık. Halbuki buralar Türklerin o tarihlerden itibaren yaşadıklarının çok önemli deliliydi. Nitekim Yüksekova'da bir binanın temeli kazılırken mezara rastlanmıştı. Veli Sevin hocayla yine o Aynur Özfırat'ı gönderdik oraya tarih kurumu olarak. Kazı yaptılar. Milattan önce 1200 yılına ait balballar çıktı. Elinde kımız güğümüyle birlikte hakimiyet balkasıyla Orta Asya'dakiyle aynı olmak üzere. Şimdi değerli arkadaşlar, tarihe baktığımızda tarihi bir sadece sanatsal olarak değil ama toplumsal bir yapı, bir ülkenin birikimi, tecrübe kaynağı olarak da görmek mecburiyetindeyiz. O mezar taşları, ki birileri bazen çıkıyor diyor ki biz işte Osmanlıca'yı terk ettik, babamın mezar taşını okuyamıyorum diyor. Kardeşim, babanın mezar taşında zaten belki yazı yoktur senin. Çünkü Osmanlı Devleti'nde olsun, Selçuklular'da olsun belli bir makam mevki sahiplerinin ancak mezar taşında yazı vardır. Halkın mezar taşında yazı yoktur ki. Binlerce mezarımız var öyle biliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki meseleyi farklı görmek lazım. O mezarlıkları muhafaza etmemiz lazım. Modernize edeceğiz diye yönü taşından yapılmış taşları bile yıkmamamız lazım. Olduğu gibi muhafaza etmemiz lazım. Ancak o zaman bunların değerini ve ülkemizin geleceğini de garanti altına alırız. Teşekkür ediyorum ama konu olarak çok önemli bir konu. Mezarlıklarımız ve mezar taşlarımızla ilgili bu toplantıyı yapan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.